Merhabalar. E-fatura uygulamasında DIA'da yapılması gerekenler nelerdir? Öncelikli olarak firma kartımızdaki eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir. Bunun için klavyemizden F10 tuşu veya DIA logosu üzerine tıklayarak arama alanımıza firma yazıp firmalar ekranımızı çalıştırırız. Burada e-fatura uygulamasının tanımlı olduğu ilgili firmamıza gelip F5 değiştir ile firma detayı ekranımıza geliriz. Buradaki firma ünvanımız, vergi numaramız ve adres bilgilerimizin eksiksiz bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Gerekli tanımlamalarımız yapıldıktan sonra F2 kaydet denilerek işlemler kaydedilir. Daha sonrasında bir diğer yapmamız gereken tanımlamalar birimlerimizdir. Bunun için arama alanımıza tekrardan gelip birim yazmamız durumunda birimler ekranımızı çalıştırır ve birimler listesine geliriz. Burada fatura oluştururken kullanılan stok kartı birimlerinin e-faturadaki karşılıklarının tanımlanması gerekmektedir. Örnek bir birim incelemek istediğimizde görmüş olduğunuz gibi e-fatura karşılığının adet şeklinde geldiğini ve burada birim adının adet olarak tanıtılması gerektiği belirtilmektedir. Buradaki tanımlamalar gibin beklediği kod listesindeki gibi tanımlanması gerekmektedir. Bu tanımlamalarımızı da gerçekleştirdikten sonra yapılması gereken bir diğer tanımlamalarımız cari kartlar üzerinde olmalıdır. Bunun için yeniden arama alanımıza gelip buraya cari yazmamız durumunda cari kart listesini çalıştırırız. Buradaki carilerimizde e-faturalarımızı yalnızca sisteme kayıtlı firmalar arasından kesilebilmektedir. Mevcut bir e-fatura carisini incelediğimizde e-fatura kullanıcısı olmayan bir firmaya e-fatura kesilmemektedir. Aynı şekilde e-fatura kullanıcısı bir firmaya kağıt ortamında fatura da kesmemelidir. Bunun için DIA'da cari kart içerisindeki ilgili cariye e-fatura kombosu alanında bulunan seçeneklerden e-fatura temel, e-fatura ticari seçeneklerden seçimler belirlenmelidir. Temel senaryo, karşı tarafın gelen faturayı kabul etmeme gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak iade faturası kesebilir. Ticari senaryoya baktığımızda ise karşı taraf gelen faturasına fatura düştükten sonra faturayı kabul edebilir veya reddedebilir. Faturanın kabul ve red durumlarını sistemden takip edilebilmektedir. Daha sonrasında cari kart tanımlamalarında adres bilgilerinde ülke adı dahil olmak üzere örneğin burada tanımlanmamış gerekli tanımlamalarımızı gerçekleştirelim. Ve buradaki ilgili kişi, web adresi var ise ilgili adresi, vergi dairesi numarası, şahıs ise TC kimlik numarası gibi bilgiler eksiksiz bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Ve yapılan cari kart tanımlarında belirli ödeme planları ile çalışılıyor ise de ilgili ödeme planı listesinden ödeme planı seçilerek e-fatura gönderme işleminde sorun çıkması azaltılabilmektedir. Bu şekilde işlemler tamamlanır ve F2 kaydet denilerek liste ekranına gelindiğinde daha önceden tanımlanmış olan cariler için kayıt işlemi yapılmış fakat senaryo seçimlerinin yapılmaması durumunda gerekli filtre alanlarımız kullanılarak ilgili listelere ulaşılabilir. Bu bilgi girişleri de yeni bir sekme açıp toplu bilgi güncelleme ekranımız olan ekran çalıştırılır. Burada fiş türü seçeneklerinden cari hesap kartları seçilerek aynı şekilde kayıtlı olmayan ve e-fatura senaryosu belirlenmeyen cariler filtrelenip listeden gerekli seçim işlemleri yapılarak özellik alanında bulunan e-fatura senaryo seçimi yapılarak seçmiş olduğumuz carilerin hangi senaryoda olduğu seçilir ve gerekli güncelleme işlemi yapılarak toplu bilgi güncellendirilmesi sağlanılabilmektedir. Bu işlemler de tamamlandıktan sonra yapılması gereken bir diğer işlemimiz olan ödeme planları tanımlamalarına geldiğimizde arama alanımıza ödeme yazılır, ilgili ödeme planları ekranımız çalıştırılır. Burada daha önceden tanımlamış olduğumuz bir ödeme planını incelediğimizde
UBL ödeme kodu mutlaka tanımlanması gerekmektedir. Yapacağımız işlemlere göre tanımlanacak olan UBL kodu, örneğin açık hesaplarda herhangi bir tanım olmadığından dolayı tanımsız seçeneği, nakit ödeme planlarında nakit seçeneği, vadesiz, vadeli, yatırım hesabı, çek ödeme planı, banka çeki ödeme planı gibi liste içerisinde bulunan seçeneklerden seçilebileceği gibi listede olmayan seçeneklerde mutlaka tanımsız seçeneği ile bu olan seçilmelidir. Bu işlemleri de tamamlayıp F2 kaydet dememiz durumunda gerekli tanımlama sağlanır. Yapılacak bir diğer işlem olan stok kartı tanımlamalarıdır. Bunun için yeniden arama alanımıza gelip stok yazmamız durumunda stok malzeme listesi çalıştırılır. Burada stok kartı tanımlanırken normal stok tanımlayabileceğimiz gibi özel vergili stok ve tevkifatlı stoklarda tanımlanabilmektedir. Aynı zamanda yapacağımız pratik yöntem ile e-faturalarımızın gönderimi sırasında veya alımı sırasında hatalardan sorunsuz bir şekilde geçmesini de sağlayabilmekteyiz. Bunun için yapacağımız işlemlerde örnek bir stok kartını incelediğimizde, örneğin stok kartımız özel vergili bir stok ürünü ise yapacağımız özel vergi oranlarında alış ve satış olmak üzere iki çeşit de stok kartlarımızı tanımlayabilir. Alış özel vergi incelediğimizde orana tutara veya oran artı tutara göre işlemlerimizi sağlayabilir. Buradan vereceğimiz oranlarımızı, değerlerimizi, tutarlarımız var ise ilgili tutarlarımızı, KDV durumlarının dahil veya hariç olmasını, yapacağımız alış özel vergi tanımlamasında kullanılacak özel vergi kodunda ilgili combo alanı seçilebileceği gibi satış özel vergi uygulamasını kullanıyor isek de ilgili ikinci kod combo alanımız bulunan özel vergi kod kombosu seçilmesi gerekmektedir. Bunun dışında tevkifatlı faturalarımız için stoklarımızda ilgili tanımlamaları sağlayabilmekteyiz. Buradan genel sekmesine gelerek tevkifat uygulayacağımız stok kartımızın tevkifat kodu liste içerisinden görmüş olduğunuz gibi hangi tevkifata tabi ise ilgili seçim ve bunun karşılığında oranı listede belirtilmektedir. Seçimlerimizin örneğin özel güvenlik hizmeti olduğunu varsaydığımızda seçeceğimiz dahilinde oranı da üst alandaki alanımıza otomatik olarak gelir. Bu şekilde stoklarımızın tanımlamalarını gerçekleştirebileceğimiz gibi gelen e-faturalarımızın sistemden takılmasını önlemek amacıyla yapacağımız tedarikçiler combo alanında bulunan tedarikçilerimize ait stok kodu tanımlamalarımızı buradan gerçekleştirmemiz durumunda yeni bir sekme açıp e-fatura kombosu alanında bulunan e-fatura gelen kutusu ekranımızı çalıştırdığımızda mal alım türünde olan bir faturamızı mal alım ve faturaya aktar seçeneği ile seçmiş olmamız durumunda ilgili faturanın listede takıldığını, bunun takılma sebebinin de kolonlar listesi içerisinde bulunan not 2 seçeneğini seçmemiz durumunda karşı tarafın bize bu ürün için kesmiş olduğu faturada bizim stoklarımızda herhangi bir eşleştirme bulunamadığından dolayı ilgili fatura hata ekranımızda takılmakta. Bu takılmayı buradan takip edip stok listesinde oluşturabileceğimiz gibi stok kartı listesinde burada gerekli tedarikçi kodu tanımlamalarını yapmış olmamız durumunda takılmalarını önleyebilmekteyiz. Sistem gelen bir faturada öncelikli olarak tedarikçi kodunu sorgulayacak. Burada eşleştirme yapmaması durumunda ilgili açıklama ekranının tedarikçinin göndermiş olduğu stok açıklamasıyla aynı olması durumunda ilgili açıklama satırı ile eşleştirecek. Bunun da olmaması durumunda stok kodu ile eşleştirecektir. Eşleştirmemesi durumunda da göstermiş olduğumuz gibi ekranlarda satırlarımız boş olarak gelecektir. Bu gibi tanımlamalarımızı gerçekleştirdikten sonra yapılacak bir diğer tanımlamamız ise arama alanımıza gelerek arama alanımıza kayıt yazmamız durumunda kayıt numara şablonları ekranımızdaki fatura numaralarının tanımlanmasıdır. Burada e-fatura kullanırken normal kağıt fatura da kesilebilmektedir. Yalnız e-faturaların numaraları farklı bir seriden takip edilecektir. Kayıt numara şablonlarından yeni bir şablon tanımlanmalı ve bu şablonda e-fatura alanı evet olarak işaretlenmelidir. Mevcut bir şablonu incelediğimizde
Görmüş olduğunuz gibi yapılacak şablonumuza ait bir kod ve bir açıklama, daha sonrasında şablonumuzu kullanacağımız tür içerisinden ilgili tür belirlenmeli, şablonumuzu uygulayacağımız firmamız seçilmeli ve buna ait ilgili şube, depo, kullanıcı ve kasa seçimleri yapılarak şablonumuzun başlangıç ve bitiş tarihi belirlenmeli, ilgili şablonumuzun kategorisinin fatura olması durumu seçilmeli. E-fatura durumunun evet seçeneği seçilmeli. E-arşiv kullananlar için ise ilgili e-arşiv evet seçilmelidir. Numara kısmına geldiğimizde ise e-fatura serileri 16 karakter olmalıdır. İlk 3 hanesi özel bir yazı kısmı içerir. PYS, GİP vesaire gibi. Sonraki 4 hanesi yılı ifade etmektedir. Ve daha sonrasında bulunan başlangıç ve bitiş numarasında 9 hanede sıralı olarak devam edecek numaralar belirlenmelidir. Portal kullanan firmalar GİP ve FYS tanımlamalarını kullanabileceği gibi entegrasyonla fatura gönderen firmalar 3 haneli dilediği bir kod belirleyebilmektedir. Bu işlemler de tamamlandıktan sonra gerekli tanımlamalarımızı bir fatura oluştururken nasıl karşımıza geldiğini incelediğimizde yeni bir sekme açıp fatura listemize gelerek F4 ekle deyip bir örnek perakende satış faturası düzenleyelim. Görmüş olduğunuz gibi tanımlanılan şablon dahilinde fatura numarası otomatik gelmekte. Cari hesap listesi içerisinden ilgili carimizi seçmiş olmamız durumunda cari kart içerisinde tanımlamış olduğumuz senaryomuz, tipimiz, ilgili mail adreslerimiz ve buna ait caride tanımlamış olduğumuz ödeme planlarımız karşımıza gelmektedir. Eğer fatura tipimizin satış dışında iade, tevkifat veya diğer seçeneklerini seçmiş olmamız durumunda mutlaka muafiyet kodu listesi içerisinden yapacağımız seçeneklere göre muafiyet kodu ve karşılığında gelecek olan otomatik değerin seçilmelidir. Ve daha sonrasında liste içerisinden stoklar seçilerek miktar ve fiyatlarımız tanımlandıktan sonra F2 kaydet denilerek görmüş olduğunuz gibi karşımıza cariye tanımlamış olduğumuz ödeme planı gelir ve buradan da kaydetme işlemimiz sağlanılıp yeni bir sekme açıp e-fatura listemize gelip giden kutusunu incelediğimizde artık faturamızın giden kutusunda bekliyor durumunda karşımıza geldiğini görmekteyiz. Yaptığımız işlemlerimizi özetlemek gerekirse, firma kartındaki tanımlamalarımız, birimlerimiz, cari kartlarımız, ödeme planlarımız, stok ve hizmet kartlarımız ve kayıtlı numara şablonlarımızı oluşturduktan sonra gerekli hazırlık işlemlerimiz tamamlanmış bulunmaktadır.